benimle sizinle özellikle konuşmak istemem nedeni aslında bu işin daha geniş kesimler tarafından bilinmesini sağlamak. Çünkü kimi zaman unutuyoruz. Osman Kavala'nın durumunu konuşmaz oluyoruz gündemi yoğunluğundan dolayı. Oysa ki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir yıldır tutuklu ve iddianamesiz tutuklu, neden suçlandığını bilmeden tutuklu ve çok da sanki bu konu gündemde tutulamıyor gibi. Öncelikle bu geçirdiğiniz bir yılı değerlendirecek olursanız ne dersiniz? Nasıl bir yıldı? Sizi en çok üzen, kim zaman öfkelendiren ya da isyana sevk eden kırılma noktaları nelerdi? Öfke ve isyan duygusu pek yoktu. Yani öyle bir şey ben hissetmedim. Ne öfke ne isyan. Öyle bir şey hissetmedim. Bu bir travmaydı. Bir ciddi travma yaşayan insanlar öfkelenmezler zaten. Yani öfke değildir travmanın yarattığı duygu geldiği nokta. Yani şaşırırsınız, neye uğradığınızı bilemezsiniz. Ve neye uğradığınızı bilemediğiniz için ne bekleyeceğinizi de bilemezsiniz. Dolayısıyla bu müthiş bir güvensizlik yaratıyor. Müthiş bir güvensizlik yaratıyor. Yani başımıza gelen şeyi anlamanın imkanı yok. Normal mantık yürüterek anlamanın imkanı yok ve dolayısıyla ne olabileceğini tahmin etmenin de imkanı yok. Böyle bir durum yani bu bir, dediğim gibi, travmatik bir durum ve bir paralize olma durumu. Durup bekliyorsunuz. Burada hem Osman Kavala için bir travma hem de ailesi için bir travma. Tabii ailesi için de bir travma. Yani Osman'ın 90 yaşında bir annesi var. Çok güçlü bir insan, çok sağlam duruyor. Yani çok şükür yani ağlayıp sızlamıyor. Ben de çok şükür ağlayıp sızlamadan durabiliyorum. Osman çok güçlü, morali sağlam. Ama bütün bunların ortasında, özellikle 90 yaşında bir insanın durumunu düşündüğünüz zaman, bu çok rahat ve sakin kabul edilebilecek bir durum değil.